Merhaba arkadaşlar. Arıcılık Teknik Müdürü Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine arılıkta olması gereken en önemli faktörlerden birini paylaşmak istiyorum. Temiz ve taze su kaynağımız. Bizim buralarda su kaynağına uzak olduğumuzdan dolayı böyle bir çözüm ürettim. Nedir o? Bir kova içinde su dolu ve çam yapraklarının içinden arılarımız suyu rahatlıkla alıyor ve boğulmalar rastlanmıyor. Ve sürekli su kaynağımız taze oluyor. Tabi bu kova şimdi bahara çıktığım için ufak. Normalde yazın daha büyüğünü koyuyorum. Veyahut da damacana, su damacanası koyuyorum. Bunu nasıl yapıyorum onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada önemli olan sürekli ve temiz su kaynağını arılara vermek. Başka yerlere gitmesin. Yani sağdan soldan pis sudan arımız faydalanmasın diye. O yüzden böyle bir temiz su kaynağının faydalı olacağını düşünüyorum. İsterseniz anlatayım. Evet, şimdi burada görüldüğü gibi çam yapraklarımızı doldurduk. İçinde su var. Ve bir ortasında da bir tane kovamız var. Kovamızın alttan şu seviyeden deliyoruz. Evet, şöyle görüldüğü gibi göstereyim tekrar. Gayet güzel bir şekilde kovayı kaldırdığımız zaman su takviyesi gerçekleşiyor. Bu şekilde de sürekli suyumuz olmuş oluyor. Yani bu su azaldığı zaman bu takviye yapıyor. Bu şekilde buradaki su seviyemiz hep aynı şekilde kalmış oluyor. Önemli olan burada kovamızın hava almaması ve suyun sürekli olması. Normalde daha büyük kova olsa daha faydalı olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi boğulmalar rastlanmıyor. Şöyle yakından da arılar çekeyim. Görüldüğü üzere arılarımız gayet güzel ve boğulmalar bu şekilde en aza inmiş oluyor. Çünkü neden derseniz sabahlar hava serin oluyor ve suya indiği zaman arımız soğuktan dolayı kalkamıyor ve boğulmalar meydana geliyordu. Ben de böyle bir çözüm ürettim. Önce tahta parçaları vardı, talaş parçaları vardı. Ve boğulmalar çok oluyordu. Yani günde bir 10 tane 15 tane boğulma oluyordu. Bu da insanın içine sızlatıyor. O yüzden bu şekilde sıfır. Bir iki haftadır deniyorum bunu. Ve iki haftadır arı ürünüm olmuyor. Sürekli de taze su kaynağımız olmuş oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Daha iyi videolarla karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.